Hoş geldiniz sevgili seyircilerim. Her şey gözler önünde, ortada. Türkiye abartısız olarak tarihindeki en büyük dramlarından biri yaşıyor. Ama öyleyken iktidardaki parti bir türlü düşüşe geçmiyor, muhalefet bir türlü yükselemiyor ki anketler bunun göstergesidir. Buradan hareketle Türkiye'nin tartışması gereken en önemli başlıklardan biri Türkiye'deki muhalefet olmalıdır. Zira ülkenin ayağa kalkması için Türkiye'nin yenilenmesi, yani AKP'nin mutlaka gitmesi gerekiyor. Hayır bunu yapmak iddia edildiği gibi asla muhalefeti eleştirmek değil, tam tersine güvenilen gerçek bir muhalefeti bulmaktır. Bu bulunmaz ise ifade ettim. Tayyip Erdoğan mevcut muhalefet kompozisyonu ile ölene kadar başkandır bu kesindir. Sevgili seyircilerim sürekli olarak ifade ediyorum. Tayyip Erdoğan soldan değil sağdan yıkılır ki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş örneği ortadadır. Buradan hareketle Cumhuriyet Halk Partisinden fazla bir şey beklememek gerekiyor zira var olan genel imaj ile sürdürülen kirli dezenformasyonlardan hareketle bu partinin artık yükselmesi mümkün değil. Şu halde tek umut merkez sağdaki İyi Parti'dir. Peki İyi Parti yükselebiliyor mu diye sorarsanız anketler ortadadır. Maalesef İyi Parti hala baraj civarında geziniyor. Velev ki yüzde on beş olsa bile bu bir anlam ifade etmiyor. Yani İyi Parti'nin en az yüzde otuzlara tırmanması gerekiyor. Başka türlü Tayyip Erdoğan'ı sandıkta mağlup etmenin mümkünü yoktur. Peki böyle bir ihtimal yani İyi Parti'nin yüzde otuzlara erişmesi İhtimal dahilinde midir diye sorarsanız maalesef hayır böyle bir ihtimal yok demek durumundayız. Düşünün bugün Türk toplumu en büyük sorun ekonomi derken bu sorunu kim çözer sorusuna hala Tayyip Erdoğan cevabını verebiliyor. Bunun anlamı İyi Parti ve Meral Akşener'in asla alternatif olamadığını göstermiyor mu? Bakın Akşener diyorum zira merkez sağ kulvarı bugün yani şeklen bile olsa o temsil ediyor. Varlığı ile o alanı Meral Akşener bloke ediyor. Aslında İyi Parti'nin aldığı %10 civarı oy da Tayyip Erdoğan'a kızıp oy verecek yeri olmayan merkez sağ seçmenlerdir ki yarın emin olun güven veren bir alternatif ortaya çıksın. İyi Parti yüzde ikilere düşer. Gelelim Meral Akşener'in neden bir türlü yükselemediğine. Çok sebep var ki birazdan size çok ama çok yadırgıyacağınız hatta ayıplayacağınız bir özelliğini kanıtlarla aktaracağım ama önce bir tespit. Değerli seyircilerin bütün dünyada yönetimler partiler değil, liderler ekseninde şekillenirler. Türkiye'de de lider olabilmek için bazı vasıflarımızın olması gerekiyor. Mesela en başta risk alabileceksiniz ve hedef kitleniz olacak. Keza Türk siyasetinde ahde vefa çok önemli bir olgudur. Bakın vefa şampiyonu Süleyman Demirel 40 yıl siyasetin tepesinde var olur iken vefasız olan Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz ancak birkaç sene siyasette var olabildiler. Keza Profesör Necmettin Erbakan ile Mehrum Alparslan Türkeş de aynı şekilde vefalı isimlerdi. Birkaç somut örnek aktarmak istiyorum. Yıl 1983 iyi bir adalet partili olan amcam Mustafa Önkibar, yengemin rahatsızlığı için Sparta Eğridir Kemik Hastanesi'ne müracaat eder. Ama hastane dolu olduğu için bu müracaatı geri çevirir. Amcam bunun üzerine o yıllarda siyasi yasaklı olan Süleyman Demirel'e mektupla bunu bildirir. Çok değil kısa bir süre sonra merhum Süleyman Demirel'den amcama mektup gelir ve Demirel o mektupta kendisinin hastane başhekimiyle telefonla konuştuğunu ve Ayşe Önkibar yani yengem adına yer ayrıldığını bildirir. Hikayeyi anlatmıyorum değerli seyircilerim. Bunun bendeniz birebir tanığıyım ki dikkat edin o yıllar darbe dönemidir. İşte Süleyman Demirel Böyle olduğu için efsane olmuştur. Bir başka anekdotta Alparslan Türkeş ile alakalıdır. Yıl 1993. 12 yıl cezaevinde kalan arkadaşım Ülkücü Ahmet Kazancı Ankara'ya gelerek başbuğla beni görüştür der. Türkeş Bey'in hemen verdiği randevuda bizim Ahmet başbuğum PKK büyük bela. Vatanı kurtarmalıyız deyince MHP önderi merhum Türkeş şu karşılığı verir. haklısın Ahmet Bey oğlum ama vatanı kurtarmak için önce bizim ayakta kalmamız lazım. Sana hemen iş bulmamız gerekiyor. Akabinde evlenmen lazım. Peki bu diyalogtan sonra ne mi oldu diye sorarsanız değerli seyircilerim Türkeş Bey ertesi gün beni telefonla aradı ve Ahmet Bey oğlum burada işe başlasın dedi. İşte Alparslan Türkeş bunun için lider ve de başbuğudur. Bir başka anekdot Tayyip Erdoğan'la alakalı ülkücü kökenli gazeteci Emin Pazarcı 10-11 yıl önce işsiz kalır ve Koray Aydın'ı devreye sokarak Yeni Çağ gazetesine gelir ki o dönem ben de Yeni Çağ gazetesinin Ankara temsilcisiyim. Şimdi İyi Parti milletvekili olan Ahmet Çelik de malum gazetenin patronu. Büroda Ahmet Çelik, Emin Pazarcı ve ben sohbet ederken Emin Pazarcı, Tayyip Bey beni sever, hapishanede onu ziyaret etmiştim der. Bunun üzerine Erdoğan ailesiyle eşinden akrabalığı olan Yeni Çağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik Tayyip Bey'i hapishanede ziyaret ettiysen o bunu unutmaz. Kendisi çok vefalıdır. Bak ben Tayyip Erdoğan ile aynı fikirleri paylaşmıyorum. Ayrı partilerdeyim ama onu yakından tanıyorum der. Bu söz üzerine Emin Pazarcı meclise gider. Tayyip Erdoğan ile konuşmaya çalışır ve konuşur. Durumunu anlatır. Çok sürmez Emin Pazarcı birkaç gün içinde akşam gazetesinin Ankara temsilcisi olarak göreve başlar. Ki bunun açıklaması Emin Pazarcı'nın Tayyip Erdoğan'ı Pınarısar cezaevinde ziyaret etmesi yani ahde vefadır. Gelelim şimdi hepinizin olamaz diyeceğiniz Meral Akşener anekdotuna. Kısa bir süre önceydi Ülkücü Hareket'in 12 Eylül öncesi sembol isimlerinden ve dahası bir dönem Doğru Yol Partisi Fatih İlçe Başkanlığı'nı da yapan Ali Kemal Aksoy, üniversiteyi bitiren oğluna uzun süre iş bulamaz ki Ali Kemal Bey, Meral Akşener'i çok çok iyi tanımaktadır ve merhum ağabeyi Nihat Güner'le de yakın arkadaştır. Çevresi oğluna iş arayan Ali Kemal Aksoy'u zorlayarak Meral Akşener'in yanına yani İstanbul'dan Ankara'ya gönderir. Meral Akşener Ali Kemal Aksoy'u ayakta karşılar ve hemen Emret abidir. der. Ali Kemal Aksoy bütün nezaketi ve zarafetiyle mahcup bir vaziyette ''Efendim beni buraya sizinle tanıdığımız arkadaşlarım gönderdi. Bizim oğlan üniversiteyi bitirdi. Yıllardır işsiz. Evlendireceğim ama işi yok. Bir iş bulabilir miyiz acaba?'' der. Meral Akşener soluk almaksızın ''Ne demek abim? Sen o işi bitti say hemen çocuğu evlendir.'' der. Bunun üzerine Ali Kemal Aksoy oğlunun ismini ve telefon numarasını o an bütün bu konuşmalara tanık olan ve Ali Kemal Aksoy'un da Fındıkzade'den tanıdığı olan İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'a verir ve büyük bir sevinçle İyi Parti'den ayrılır. Akabinde durumu bana ayrıntılarıyla aktarır. Yakın arkadaşım ve dostum olan Ali Kemal'i hemen uyardım. Aman sevgili reisim, Meral Hanım her önüne gelene sürekli bu tür sözler verir ama pek çoğunu yerine getirmez. Bu yönde çok şikayetler alıyorum. Ne olur yakından takip et. Her gün özel kalemi ara dedim. Ali Kemal, hayır öyle değil. Sen Meral Hanım'ın bana o sözü verirken halini görmeliydin asla rol yapmıyordu dedi ben de bunun üzerine inşallah yanılırım Ali Kemal dedim sevgili seyircilerim bu diyalogun üzerinden günler ve haftalar geçer ama İyi Parti'den ve Meral Akşener'den zerre bir ses yoktur Ali Kemal Aksoy benim tembihim üzerine sürekli olarak özel kalemi arar ve konuyu hatırlatır ama yine bir tepki alamaz bu şekilde değil haftalar, aylar, aylar geçer ve hiçbir sonuç çıkmaz. En tuhafı daha önce Ali Kemal Akso ile sürekli telefon muhabbetleri yapan Lütfü Türkkan bile Ali Kemal Bey'in telefonuna o günden sonra hiç çıkmaz. Peki bugün itibariyle sonuç ne midir diye sorarsanız Meral Akşener beni yanıltmaz ve Ali Kemal Akso'ya tıpkı diğerlerinde yaptığı gibi yapar. Yani onu sadece ve sadece oyalamış olur. Ali Kemal Aksoy ise bunun üzerine Meral Akşener'in tam tersi olan vefalı bir eski dostu sayesinde oğlunu işe yerleştirir. Burada tepki konulması gereken şey bir siyasi liderin yapmayacağı bir işi kesin tamamdır diye söz vermesidir. Şimdi bir Süleyman Demirel ile Alparslan Türkeş'e bakın, bir de Meral Akşener'e ve bunları birbirine kıyaslayın. Değerli seyircilerim, Meral Akşener hakkındaki hükmüm sadece bu gibi şeylerle sınırlı değil. Hatırlayın, aynı Meral Akşener beraber yola çıktı, Ümit Özdağ gibi isimlere savaş açarken kendine FETÖ'cü diyenleri ve AKP'den bir önceki seçimde aday adayı olanları İyi Parti'nin en üst düzey görevlerini verdi. Dahası sadece Motor Sanat Lisesi mezunu olan akrabası Ümitlik Dikbayır'ı partide para işlerinin başına getirdi ki bu tasarrufu kafa karıştırıyor. İşte öyle olduğu için ifade ettim. Bugünkü facia tablosunda bile Meral Akşener, merkez sağı zerre yükseltemiyor. Zira lider değil, öyle bir hasleti yok. Akşener'in ekonomiden anladığı tek şey ise esnaf ziyaretleridir. Ki ekonomiden anlamam diyen ekranlardan zaten kendisidir. Pardon ama Sayın Meral Akşener, ekonomi bilmezsin. İnsan ilişkilerin ve dostluğun sahici değil. Güven veremezsin, lider değilsin, risk almıyorsun. Çekilsen o zaman. Neden bloke ediyorsun Merkez Sağ? Son bir hatırlatma. Meral Akşener oğlunun Beylerbeyi Sarayı'ndaki düğününde Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'yi bir odada buluşturup kendisi kapıda bekledi ki bunu bana anlatan o ana şahitlik eden Adana eski belediye başkanı Sayın Aytaş Duraktır. Bu fotoğrafın bir anlamı var mıdır yok mudur? Sizin takdirinize bırakıyorum. Bizi izlemeye devam edin.